Sayın Turgut Kazan telefon attığımızda. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, yayınlar diliyorum. Dinliyorum, evet. Sağ olunuz. Nereden başlayalım? Nereden başlayacağız bilemiyoruz. Gerçekten o kadar her şey şimdi birbirine girdi tabii ki. Tabii ben böyle birkaç saniyelik bölümü izleyebildim. Evet. Peki Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamadan da bahsettiniz mi? Evet, dünkü haberlerimizde aynı şekilde. Yani şimdi herkes bir farklı ifadeler herkesi, kullanıyor. Herkesi yok. Şimdi bakın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Evet. İlk açıklamayı yapandır. Ve kullandığı sözcük, içinden geçtiğimiz süreçte sözcükleriyle başlıyor. Bu vurguyla birlikte, eğer sizin terörle bağlantınız yoksa bu kuraldan korkmanıza da gerek yoktur diyor. Yani geleceğe dönük bir düzenleme yaptıklarını böylece görüyoruz. O yüzden Burhan Kuzu'nun yaklaşımı da işte zaten o maddeden, o da onu anlıyor. Koskoca anlı şanlı bir anayasa hukuku işte profesörü, işte anlı şanlı anayasa, meclis anayasa komisyonu başkanlığı yapmış bir insan da evet, böyle anlıyor. O yüzden bu kural böyle anlaşılır. Hiç bunun lamı cimi yok, tartışması yok. Bu kural bu amaçla yapılmıştır ve böyle anlaşılır. Terörle ayrıca, mücadeleyi güçlendirme diye bir işte evet, ifade evet, kullanmıştı evet. Cevdet Yılmaz. Ayrıca evet, tabii bir hem şimdi Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaya bakınca düzenlemenin 15-16 Temmuz'la sınırlı olduğu ve işte taş atıp kamu malına zarar verenlerin bir işte haciz uygulamasına maruz kalmamaları için yapıldığı yolunda açıklamalar var. Bunlar asla gerçeği yansıtmıyor. Yani ne olur, bir hukukçu olarak bir şeyi tartışırken sağdan soldan eğip bükmeden tartışmalıyız. Bir kere aradan 1,5 yıl geçmiş. Artık hiç kimseden tazminat falan istenemez. Kaldı ki ya tazminatı isteyecek olan sizsiniz. Yani kamu malına zarar verildiği için, cam kırıldığı için falan deniliyor. Tazminat işte evine haciz mi gelsin falan. Yani tazminat istemezsiniz, evine haciz gitmez yani şimdi. Ya bunlar, şimdi burada başka bir şey söylemek istiyorum. Onun için bu girişi yaptım. Buyurun. Çünkü şöyle bir ortam doğdu. Ya 15-16 Temmuz'a sınırlı kalırsa olabilir diye bir anlayış doğdu. Hayır, o da olamaz. Çünkü o günlerde milis kimliğiyle cinayet işleyen varsa, olmuşsa yani, onların da mutlaka hesap vermesi gerekir. Ya çünkü hukuk o kadar böyle bu kadar kolay oynanacak bir değer değildir. Eğer köprüde adamı başını keserek öldüren varsa, yani gencecik bir diyelim ki harp okulu öğrencisini ya da 20'li yaşlarda bir eri, şimdi bunun mutlaka hesabının sorulması gerekir. Eğer o eylem, bakın altını çizerek söylüyorum, eğer o eylem hukuksal korumayı gerektiriyorsa, şu andaki Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi bunları zaten korur. Ama onlar açık vahşice bir cinayet istemişse, yeni kurallarla onları korumaya çalışıyorsunuz demektir. Bunu asla yapamazsınız. O nedenle ya peki bunu 15, 17, 16 Temmuz'da sınırlayalım. Neyi sınırlıyorsunuz? Biz neler yaşandığını tam bilmiyoruz. Kimin kimi öldürdüğünü, kimlerin kimleri kestiğini falan bilmiyoruz. Eğer bunlar varsa bunları gizlemeye çalışıyorsunuz demektir. Bir hukuk devleti onu da kabul etmez. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Almanya Birleşmesi'nden sonra Doğu Almanya'da Devlet Konseyi Başkanı dahil onların mahkumiyetiyle ilgili Alman Mahkemesi kararını ihlal saymazken böyle diyor. Yaşama hakkı uluslararası belgelerle koruma altına almıştır. O yüzden sizin Doğu Almanya'nın devlet başkanı iken, Milli Savunma Bakanı iken, Milli Savunma Bakanı yardımcısı iken, bugünkü kurallara göre işte suç sayılmayan bu eylemler yeni birleşmeden sonra
yargılanmanız ve suç sayılması ve hapis cezasına çarptırılmanız ihlal sayılamaz. Hı hı. O nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nasıl Yunanistan'ı bağlar diyorsak Türkiye'yi de bağlar. Böyle bir düzenleme yapamazsınız. Böyle bir düzenleme yapmaya kalkarsanız yapanlar da o düzenlemeden yararlananlar da kaç yıl sonra olursa olsun Türkiye hukuk devletine dönerse, dönünce pardon, onlardan hesap sorulacaktır, sorulur. Bu da böyle bilinmelidir. Hı hı. Siz geçmişten de örnek vermiştiniz aynı zamanda. Yeni KHK diyorsunuz. Kenan Evren'in geçici 15. maddesinden çok daha tehlikeli. Çok daha kötüdür tabii. Tabii, hı hı. Kesinlikle çok daha kötüdür. Çünkü onun bir sınırı var. Diyor ki Meclis Başkanlık Divanı kurulana kadar yapılan işler diyordu. Şimdi siz ucu açık bırakıyorsunuz. Hı hı. Bu açık yani sivil milisleri cesaretlendirmek içindir. Çok tehlikelidir. Bir hukuk devletinde böyle bir şeylerin düşünmüş olması ve böyle tartışmalardan sonra derhal düzeltilmemesi olabilecek bir şey değildir. Tabii bu arada yani bu kanun hükmünde kararname sorununun tek tartışılacak noktası bu değil. En vahimi bu olduğu için yani tartışıyoruz. Ama siz yargıya ilişkin çok önemli değişiklikler yapıyorsunuz bu kararnameyle. Bunun olağanüstü halin gerekleriyle de hiçbir ilgisi olmadığı halde yapıyorsunuz. Ve hem adil yargılanma hakkını tümüyle ortadan kaldırıyorsunuz. Yani siz istinaf mahkemelerinin işte denetim imkanlarını kaldırıyorsunuz ve diyorsunuz ki yargılama yapan mahkemelere, bugün yargılama yapan mahkemelere, ey mahkeme diyorsun sen hiç korkma. Gerekken varmış yokmuş, savunma hakkına bilmem uymuşsun uymamışsın bunlar önemli değil, bunlardan bozmayı yasaklıyorum. O yüzden sen bildiğin gibi hareket et, bas cezayı, işte avukatı at, koşturma, sustur. Ya böyle bir düzenleme kanun hükmünde kararnameyle, böyle bir düzenleme meclissiz, böyle bir düzenleme tartışmasız, bir gece ansızın işte sarayın içindeki danışmanlarla birlikte yapılıyor ve önümüze çıkıyor. Bir, istinaf denetimi yoktur Türkiye'de artık. İki, Yargıtay'a 100, ya Yargıtay'ı biz azaltacaktık, Yargıtay yapacaktık. Siz 100 kişi daha, kim o 100 kişi? AKP'li olacak, doğrudan saraya bağlı olacak. Ve onlara milletvekillerinin sağlık imkanlarını da sunuyorsunuz. Böylece siz hem mahkemeleri dilediğin gibi mahkum et diye bir talimat vermiş oluyorsunuz. Hem istinaf denetimini kaldırıyorsunuz, hem Yargıtay denetimini kaldırıyorsunuz. Yani adeta Türkiye bir AKP'li divanların insafına bırakılıyor. Evet. Dolayısıyla hiç kimsenin güvencesi kalmıyor, hiç kimsenin korkusuz yaşama hakkı kalmıyor. Ve şu nedenle, an baktığımızda da anayasa mahkememiz bile yok diyebiliriz değil mi bu durumda? Ben zaten anayasa mahkemesinin şimdi bu kararnameyle ilgili yani anayasa mahkemesine bir şans veriliyor. Bu Türkiye'ye de verilen bir şanstır. Anayasa Mahkemesi önce iki üyesiyle ilgili ihraç kararında, sonra da olağanüstü kanun hükmünde kararname kararında son derece yanlış yapmıştır. Ve Türkiye'yi bugün yaşanan bu tehlikeli sürece Anayasa Mahkemesi bir çeşit yol açmıştır. O yüzden bu o günden bugüne yani ilk kanun hükmünde kararname kararından yani İçtihadını değiştiren kararından, ben bunu denetleyemem kararından bugüne yaşananları görüp yeni bir içtihat yaratması gerekir. Kimse yanlış anlamasın. Evet, anayasaya göre olağanüstü hal kararnamelerini Anayasa Mahkemesi'nin denetleme imkanı yoktur. Tamam. Ama olağanüstü hal kararnamesi yazıyor üstünde diye her yazılan olağanüstü hal kararnamesi kuralı sayılamaz. O yüzden Anayasa Mahkemesi bakacak. Üstünde ne yazarsa yazsın. Evet. Eğer o kararname olağanüstü halin gereklerine uygunsa orayı denetleyemeyecek. Ama o kararname işte Yargıtay'a karışıyorsa, o kararname istinafa karışıyorsa, o kararname adil yargılama hakkına karışıyorsa, o kararname kış pastiği çıkarıyorsa, o kararname benim vekalet ücretime karışıyorsa, o kararname taşeron işçilerle ilgili düzenleme yapıyorsa bile var. Anayasa Mahkemesi'nin bunları mutlaka denetlemesi ve olağanüstü halin gerekleriyle ilgisi olmayan
bütün maddeleri denetlemesi ve yargı güvencesini böylece sağlaması gerekir. Aksi halde Türkiye tam bir felakete doğru süratle ne yazık ki savrulacak. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Kazan. Sağ olun. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. İyi günler.